Son olarak ise olay yazılarından röportajı işleyelim. Röportajda da yine ne vardır? Gazetecilerin bir yeri veya bir kurumu ziyaret ederek o yerin genel özelliklerini, orada gördüklerini ve kişisel düşünceleriyle harmanlayıp anlattığı ve fotoğraflarla desteklemiş oldukları yazı türüne bizler röportaj demekteyiz. Bu terimin kökeni Latinceden gelmektedir. Toplamak, getirmek anlamına gelen reporter kelimesinden de dilimize geçmiş ve Türkçedeki telaffuz biçimi ise röportaj olarak kullanılmaktadır. Röportaj türü genellikle gazeteciliğin gelişmesiyle daha çok ortaya çıkmıştır. Röportaj yazarı sorunun yerinde inceleyerek ne yapmaktadır? Gezip gördüğü ve halkın mağduriyetini dile getirmiş olduğu ve fotoğraf, belge, istatistik bilgilerle desteklemiş olduğu yazılardır. Röportajda gözlem, araştırma, yorum ve değerlendirme önemlidir. Eğer bizler gözlemlerimizi yanlış yaparsak, araştırmalarımızın sonucunda yanlışlıklar çıkabiliyor ise ne yapacağız? Röportaj sırasında yanlış bilgilere de yer vermiş olacağız. Bu da kişilerin düşüncelerini etkileyeceği için yanlış bir hareket olur. Bu yüzden röportajlarımızı yazarken dikkatli olmamız gerekiyor. Röportajın yazılış amacıysa konuyu çarpıtmadan belgelere bağlı olarak ne yapmamız gerekir? Okuyucuya sunmamız gerekiyor. Tek bir yazı olabileceği gibi röportajlar bir dizi aynı konuyla ilgili yazılmış yazılarda olabilmekte. Yine ortamı, duyguları, görünümü betimlemek, süreçleri, eylemleri anlatmak, konuyla ilgili olarak söz konusu ortamda yaşayan kişilerin sözlerini alıntılamak, yazarın kişisel düşüncelerini yansıtmak ve anlatılanları sonuç çıkararak bir röportajda bulunması gereken en temel öğelerdir. Yani biz betimlemelerimizi doğru yapacağız. Yine anlatmak istediklerimizi düzgün bir şekilde anlatacağız. Alıntılara doğru şekilde yer vereceğiz. Kişilerin söylemiş oldukları sözleri değiştirmeden. Yine yansıtmak istediğimiz düşünce neyse bunu doğru bir şekilde yansıtmalıyız. Ve mutlaka bir sonuca ulaştırmamız gerekiyor yazılarımızı ve bir sonuç çıkarılması gerekiyor. Röportajı yazarken dikkat edilmesi gereken genel özellikler ise şunlardır. Aynı makalede olduğu gibi düşünsel planla yazılmalıdır röportajlar. Röportajda ele alınan konu ya da toplumsal sorun sanatla ilgilidir. İşlenen konu bilgi, belge, görsellerle desteklenmelidir. Yine röportajda verilen bilgiler ve ortaya konan belgeler gerçeği yansıtmalıdır mutlaka. Ve anlatılanlar kendi içerisinde tutarlı olmalıdır. Yazarın bilgi, izlenim, görüş ve düşüncelerini mutlaka yansıtmalıdır. Yani o yazar o konuyla ilgili ne düşünüyor? Yazılarında bunu hissettirmelidir. Yazar gerçekleri öznel yaşamla harmanlar. Yine röportajların anlatımında diyaloglardan yararlanır. Yani karşılıklı bir konuşmanın yer verildiğini görmekteyiz. Yaşanmış olaylar, durumlar anlatılır. Kısa cümlelerle metin hareketli hale getirilmeye çalışılır ki okuyucu sıkılmasın. Röportaj birinci kişi ağzından yazılır. Çünkü yazarın kendi anlatımıyla yazıldığı için birinci kişi ağzından yazılıyor. Röportaj dili ağırlıklı olarak göndergesel işlevde olan bir dil kullanılmaktadır. Yine röportajlarda medya organlarında yayınlanır. Bunlar gazetedir, dergidir ya da aylık gazeteler veya dergiler olabilir. Yine röportaj yazarları açıklayıcı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım veya tartışmacı anlatım gibi türleri kullanarak yazılarını yazmalıdır ve yazarlar genelde. Röportajda çok yönlü anlatım olanakları mevcuttur. Yani bizler bu anlatım türlerinin hepsini bir arada da kullanabiliriz ve çok yönlü bir anlatım yapabiliriz. Ve röportajlarda öykülemeye ağırlık verebiliriz. Bu hafta ise
bizler röportajın yani olay yazılarının üzerinde durduk. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla yani yazılı kompozisyon türlerinin bir başkasıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar arkadaşlar.